Çok değerli seyircilerimiz, bu hafta tekrar yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta tekrar Eğitim Atlası programında sizlerle yeni konular, yeni mevzular gündeme getirmek, tekrar yeni bir sohbet yapmak üzere buradayız. Bugünkü konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Bulut hocamız. Onunla hem bizim İslam coğrafyamızın, İslam medeniyetimizin öncü şahsiyetleri nezdinde, yani bizim asıl rol modellerimiz üzerinden bir kişilik inşa etme nasıl olabilir? Gençlerimiz bu zeminden, bu tarihi bakiyeden bir şekilde beslenerek nasıl daha iyi bir zemine gelebilirler? Bugün onları hocamızla inşallah istişare etmiş olacağız, sohbet etmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sevgili hocam, önce sizi böyle, çünkü sizin bugüne kadar gelen bir şahsiyet oluşturma zemininiz var, bir efendim ilmi background'unuz var, arkada bıraktığınız önemli bir zaman diliminiz var. Önce biraz sizi tanıyalım mı hocam? Bugüne nasıl geldi Ali Bulut hocam? Evet, memleket olarak Samsunluyuz. Samsun Veziköprü'den. İlkokul, ortaokul Veziköprü'de okuduk. Daha sonra Amasya'da İmam Hatip Lisesi'ni okuduk. Marmara İlahiyat'tan mezun olduktan sonra Milli Eğitim'de bir süre görev yaptık. Samsun'da gene tabii. Ondan sonra 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girmek nasip oldu. Araştırma görevlisi olarak. Bir 14 sene orada görev yaptık. Doçentlik nasip olana kadar. Samsun'dan daha sonra Marmara İlahiyat Fakültesi'ne geçiş yaptık. Orada da bir süre çalıştıktan sonra en son şu an Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde görev yapmaya devam ediyoruz. Hocam, mesela burada tabii sizin kendi oluşturmuş olduğunuz bu eğitim kariyerinizde, eğitim mücadelenizde gençlere mesela sizin için, yani sizi bugüne taşıyan noktalardan baktığımız zaman önce tabii elde bir diye hep bakıyoruz biz. Yani çünkü buraya davet ettiğimiz her misafirimiz, her hocamız mutlaka bir mücadelenin içerisinden geliyor. Kendisini belli bir noktaya taşıyıncaya kadar izlediği bir süreç var, bir yol var. Bu sürecin içerisinde mesela siz kendi noktanızdan bakarsanız gençlere en çok, yani sizin hikayenizin içerisinde en çok ne önemli oldu? Yani neyi öne çıkararak yürümelerini önerirsiniz gençlerimize? Tabii geniş bir soru oldu. Muhakkak. Efradını cevabı ayarını bağlıyor. Bayağı bir geniş soru oldu. Tabii gençlerde elhamdülillah kabiliyet var. Evet. Merak var. Arayış var. Tecrübe noksanlığı var. Bizlerin de yapması gereken gençlerimize 20 yılı aşkın süredir eğitim camiası içerisindeyiz. Başımızdan geçen, gördüğümüz, güzel bildiğimiz şeyleri gençlere tecrübelerimizi aktarmamız gerekiyor ki yani bizim diyelim uzun yollarla ya da çok zaman harcayarak geldiğimiz aşamaları daha kısa yoldan yapabilsinler. Değil mi hocam? Bizim amacımız insan yetiştirme. Gençlerimize rehberlik etme. Onlara nasıl çalışacaklar, nasıl başarılı olacaklar. Tabii başarılı olurken de değerlerimizi nasıl koruyacaklar, onları nasıl gelir? Çünkü sadece insanın başarılı olması ya da belli bir kariyere gelmesi yani onun çok değerli ya da diyelim insanlara çok böyle değer katacak, maneviyat katacak bir duruma geldiğini göstermez. Yani sadece başarılı olmak ya da diyelim kariyer atlamak insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı manasına gelmez. Tabii ki hocam. İçi dolu bir şey olması lazım. Tabii içi dolu olacak. İçi dolu olacak. Anlam olarak içinin dolu olması lazım. Bugün mesela Batı'da zenginlik fazla. İnsanlar bakıyorsunuz beden olarak çok mutlu. Her türlü imkan var. Dolu. Ama ruh dolmuyor. Evet, ruh, evet. Ruh dolmayınca insan istediği huzuru bulamıyor. Değil mi hocam? Kalbi dolduracak, kalbe de huzur verecek bir şey lazım. Hani var ya diyorlar hocam, bu yani ilmin kalp ve beyin ekseninde ilerlemesi meselesi. Tabii, değil mi hocam? Tabii tabii. Yani onun için deniyor ki eğitim kitaplarında, yani bir insanın başarılı olabilmesi için üç tane şey gerekli.
bilgi sahibi olacak, çaba olacak. Ama bilgi ve çaba tek başına yetmiyor. Samimiyet olacak. Samimiyet de olacak. Samimiyet olacak. İşte samimiyet bu işin manevi tarafı. İnsana değer katan tarafı. Yani bilgi aslında bizim kendi medeniyetimizde ilimdir. Evet. İlim sahibi olacak. Ama ilim tek başına insana değerli yapar mı? Elbet. İstediği kadar büyük bilgi sahibi olsun. Ansiklopedileri yutsun. İsterse kütüphane yutsun. Hani ya da Google'daki bütün kitapları yutsun. Eğer ilim amele götürmüyorsa zerre kadar kıymeti yok. Zerre kadar kıymeti. Değil mi hocam? Peygamberimizin hadisi de var bu konularda mesela. Tabii. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri var. Yani ilim mutlaka amele götürmesi lazım. Yani ilme kıymet veren şey ameldir. Eğer amel yoksa bilgi sahibi olmanın bir şeyi yok. Hani diyor ya ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır. Yani insan ilk önce kendisini tanıyacak. Kendisini tanıyınca Rabbini tanı demiştir. Men arafe nefse ve arafa rabbe. Kendini tanı, Rabbini tanı. Niye? Çünkü kendisindeki mükemmelliği yaratan Cenab-ı Allah var. Elhamdülillah. O mükemmelliği, o kabiliyeti veren Cenab-ı Allah var. Evet hocam. Zaten şükür derler, nimetten ziyade nimeti vereni görmek derler. Asıl noktaya var. Tabii esas vereni unutmamak lazım. Evet. İlme kıymet veren amel. Eğer amele götürmüyorsa ilim, istediği kadar süper bilgi sahibi olsun. İstediği kadar güzel konuşsun. O zaman hiçbir şey yok, bir kıymet harbiyesi yok. Amel ilme kıymet veriyor. İlmi güzelleştiriyor. Peki, ilim peşinden de amel geldi. Bu yeter mi? O da yetmez. Niye? Amelin de ihlasla yapılması lazım, samimiyetle yapılması lazım, Allah için olması lazım. Evet, evet, evet. Yoksa niyet güzel olmadığı zaman en, diyelim mesela namaz. Allah'ın en çok sevdiği amellerden birisi vaktinde kılınan namazdır. Eğer namazı insan Allah için kılmıyorsa o namaz onun için bir vebal oluyor. Yani Allah'ın en sevdiği amel eğer niyet iyi değilse günaha dönüşüyor, vebale dönüşüyor. Evet. Onun için فَوَيْنُّ لِلْمُسْتَالِينَ diye ayet-i kerimede namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Ama hangi namaz kılanlar? اَلَّذ۪ينَ مَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ namazından habersiz bir şekilde kılıyor. Namazı niye kıldığını bilmiyor. اَلَّذ۪ينَ مُرَاءُونَ ve namazı diyor gösteriş için kılıyor. Evet. Yani asla ve asla namaz gibi diyelim. Allah'ın en çok sevdiği ameller başta olmak üzere hepsinde niyet samimi olacak. Allah için olacak. Eğer niyet dünyalık bir şey, insanların görmesi vesaire olursa Allah'ın en sevdiği amel dahi bir şey yok. Kıymeti yok. Hatta insana vebal oluyor. Febeylül musallin diyor. Yazıklar olsun diyor namaz kılanlara. İçi doldurulmadığı zaman o davranışın değil mi tabii, hocam? Ruhu tabii. Ve belli bir yönü olmadığı zaman tabii. O zaman bir anlamı yok. Tabii. Sevgili hocam şimdi tabii biz aslında burada böyle bir aile sohbeti gibi yapıyoruz tabii. Programımızı. Ve telefon bağlantılarıyla da bizim programımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz olduğu zaman bu sohbete renk katmak istedikleri zaman onları da interaktif bir zenginlik olarak bu program için hakikaten önemli. O yüzden de ben bir telefon numaramızı hatırlatmakta fayda görüyorum. 0212 395 1272 zaten hemen ekranın alt tarafında da görüyorlar. Dolayısıyla bu telefonlardan bizi arayarak bu sohbete iştirak edebilirler. Soruları varsa onları yönlendirebilirler. Kıymetli Ali Bulut hocamızla beraber biz de dilimizin döndüğünce cevap vermeye gayret ederiz. Ve bu şekilde de bir interaktif bir sohbet gerçekleşmiş olur. Onlar da evden bu sohbete iştirak etmiş olurlar hocam. Şimdi burada siz çok güzel hocam ifade ettiniz tabii bu samimiyet meselesi aslında değil mi hocam? Ben bir yerde okumuştum hocam. Çok da hoşuma gitti. Şu anda sözün müellifini bir anda hemen hatırlayamadım ama söz çok güzeldi. Diyor ki Allah'ın insana İslam'dan sonra bahşettiği en güzel iki tane şey birisi doğru anlama, birisi de iyi niyet. Tabii. Değil mi hocam? Aslında yani her bu şey, size göre Tahsin Güngör hocanın kitabından başka birisinin alıntısıydı bu aslında. Evet. O hoca da oradan almış. Hı. Ama ben onun kitabında okudum. Anlam ve Yorum diye bir kitabı var. Evet. Tahsin Güngör hocanın biliyorsunuz hocam. Dolayısıyla siz buraya nasıl bakıyorsunuz hocam? Bu hakikaten doğru anlama ve iyi niyet. Yani bu bizim gençlerimizde
Gerçekten bugün o tarihi bakiyeden bugüne neşet eden o sınırlar, o hatlar, o ilerlemesi gereken yol nerede duruyor hocam? Tabii aslında bütün her şeyin özü niyet, iyi niyet. Yani niyet insanın böyle sıradan yaptığı herhangi bir ameli, işi dahi niyeti güzel olursa o berekete dönüştürür, sevaba dönüştürür. İnsan diyelim yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tavsiye etmiş diye yaparsa insan aynı zamanda ne yapıyor? Sünnete uymuş oluyor, sevap da almış oluyor. Evet. Ya da diyelim insan yemek yiyor mesela. Yemekte dahi ben bu yemekle ayakta durup görevlerimi, ibadetlerimi tam yapayım niyetiyle yiyorsa o iş berekete döner. Yani normalde yiyoruz, içiyoruz. Acıkıp acıkınca herkes yiyor, içiyor. Ama yemekte bile bakın niyet süper güzelmiş. Hocam özür diliyorum. Bazen böyle şeylerde telefonumuz gelecek. Rahime Karataş isminde bir izleyicimiz hemen bir sorumuz var hocam. Evet. Allah razı olsun bu sohbette bizi yalnız bırakmadılar. Bir sorularını alalım mı hocam? Bize ne soracaklar? Tabii. Bu sohbete nasıl iştirak edecekler? Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya konuştuğunuz konuyla ilgili benim de bir sıkıntım vardı. Paylaşmak istedim sizinle. Lütfen buyurun. Ya insanın niyetin çok çabuk bozuluyor. Yani bir şeyi Allah rızası için aslında yapmak istiyorum. Ama işi eğlenceye döküyorum birdenbire. Yani eğlenceye dönüştürüyorum. Hmm. Allah rızasından çıkıyorum sanki de. Sanki bir lira parkta eğleniyorum gibi hissediyorum kendimi. Evet. Yani hep böyle zevk odaklı yaşıyorum sanki. Hep zevk odaklı. Evet, bu, sorumuz bu mu efendim? Evet, sorumuz hocamız bu. Bakalım bizi nasıl burada aydınlatacaklar. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum sohbetimize iştirak ettiğiniz için, sorunuz için. Allah razı olsun. Bize bu konuyu açma noktasında zenginlik kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun sayın hocam. Şimdi şöyle bir olay meydana geliyor. Bir tane talebe hocasına diyor ki, tam Rahim Hanım'ın sorduğu soruya uygun bir anekdot. Hocam diyor, yani namaz kıldıkça, ibadet yaptıkça böyle de içime bir şey geliyor. Kabarıyorum gibi yani, gururlanıyorum gibi. Ne yapayım? Ben de ne kadar önemli işler yapıyorum falan. Yani fazla da kılmasam mı yani? Evet. Ya da fazla tespih çektiğim zaman diyor gururlanıyorum yani. Böyle bir nefis kabarıyor. Ne yapayım hocam diyor. Evet. Çok örtüştü yani, o zaman. Yani niyet farklı, şey farklı. Hı hı. Hoca diyor ki, evladım diyor, namazına, zikrine, tesbihine neyse devam et ama diyor içine gurur geldiği zaman hemen bir estağfurullah getir diyor. Yeah. Onun için de istiğfar et diyor. Yoksa diyor bırakma sakın. Yeah. Yani hemen niyetimi, bizim de Rahim Hanım gibi veya Rahim Hanım gibi olan kimseler, arkadaşlarımız yani güzel niyetle başlamış. Eğer herhangi bir değişim olursa hemen bir estağfurullah deyip tekrar niyeti düzeltmek gerekiyor. Yoksa mesela bizim hayatımızda olmaz. Bıraktığımız zaman olmaz tabii. Bıraktığımız zaman olmaz. Yani hayatımızda bize hep eşlik eden bir nefis var zaten. Tabii, tabii. Yani o zaman zaman işte bizim böyle araya girip bize böyle bir takım süfleler yaparak bizi aslında o iyi niyetten, o halis niyetten bizi çıkararak rayımızın dışına bizi taşıyarak bizimle uğraşan bir nefis var zaten. Tabii, yani bunun farkındayız. Tabii. O zaman hep bunun farkında olarak bir tövbe istiğfar ederek tabii, yolumuza, istikametimize inşallah devam edeceğiz. Aslında bu bir yerde de şöyle, siz daha iyi biliyorsunuz tabii hocam. Yani aslında bu tip şeyler yani bir vesvese mahiyetinde işte hani deriz ya, şeytanın insanla uğraşması, nefsin insanla uğraşması. Aslında bir yerde yani demek ki insanda bir şey de var ki bu uğraşı meydana gelme dert diye var, bir şey vardır değil mi hocam? Dert var ki yani insan uğraşıyor. Öyle evet, bir şeye yoksa başlamış, şeytan bırakır onun yakasını tabii, herhalde hocam yani. Tabii. Yani ders sahibi olan insanlar Cenab-ı Allah'tan yardım da isteyecek bu işi yaparken. Allah'ım bana yardım eyle, muvaffak eyle, niyetimizi güzel eyle. İnsan zaman zaman iyi bir niyetle başlar, belki zamanla iş maddiyete dönüşebilir, başka iş şeye kayabilir. Hemen bir tövbe istiğfar getirip, aynen buradaki alimin talebesine tavsiye ettiği gibi tövbe istiğfar getirip, niyeti tahsis ederek, düzelterek hemen tekrar devam gerekiyor. Hayat zaten bu biraz değil mi hocam? Tabii. İmtihan işte. Bu gelgitleri yönetebilmek belki yani tabii, aslında. Tabii. Değil tabii, mi hocam? Tabii. Çünkü bunlar hayatımızın içerisinde insan düşüncesi, insan zihni aslında böyle anlamı çok zenginleştirerek ilerlediği için
Dediğiniz gibi yani başladığımızda çok farklı başlayıp sonrasında o anlam değişebilir. İnsan hali var. Başkalarından gördüklerimizle işte hayatın içerisindeki o var olan bir takım şeylerle bazen bakıyorsunuz hocam değil mi? Bir insan çok farklı niyetlerle ortaya çıkıyor. Çok başka bir insan, yaşadığı olaylar onu öyle bir noktaya getiriyor ki mesela bu Lenin'in hayatını ben mesela okumuştum. Aslında çok mutedil bir hayata sahip birisi. Fakat orada yaşadığı çok ekstrem bir hadiseyle beraber dünyanın en büyük diktatörlerinden birisine dönüşüyor. Yani dolayısıyla demek ki yürüyen sürecin aslında arka taraftaki kişide bir şey bırakması da çok önemli değil mi hocam? Tabii. Yani bizim rol modellerimizde bu nasıl işliyor? İşte biraz onu da beraber açacağız herhalde tabii, hocam. Tabii. Aslında bizim rol modellerimiz dediğimiz zaman yani İslam medeniyetinde yani Rahim Hanım'a anlattığı veya başımıza gelecek günlük olaylarla alakalı çok çok böyle anekdotlar var. Evet. Örnek şahsiyetler var. Yani bakıyorsunuz hayatın her alanında mutlaka daha önce yaşanmış. Değil mi hocam? Tabii. Milyarlarca insan yaşadı. Tabii İbni Haldun diyor ya, mazi diyor geleceğin göstergesidir yani. Çünkü gelecek de o mazide olan şey tekrar meydana gelir diyor. Su diyor suya benzediği gibi diyor. Suyun gelecekte geçmiş, geçmişe çok benzer diyor. Çok sevdiğim bir sözdü. Tabii tabii. Okuduğumuz zaman aslında bizde noksanlık okumuyoruz kendi değerlerimizi, kendi medeniyetimizi. Okuduğumuz zaman aslında hayatın her anla alakalı, her alanıyla alakalı böyle bize rehber olacak, ışık tutacak çok güzel olaylar var, hadiseler var, anekdotlar var. İmam Gazali okumak lazım, Mevlana'yı okumak lazım, Yunus Emre'yi okumak lazım, Sadi Şirazi okumak lazım, Molla Cami'nin kitaplarını okumak lazım. Hep yaşanmış olaylar böyle bizlere tam okuyoruz, bakıyoruz ya bizim de başımızdan aynı şey geçiyor. Ya toplum aynı toplum, insan aynı insan. Yani tarih tekerrürden ibaret derler ya, yani aynı olaylar, aynı şeyler insanların başından geçiyor. Bizim için en güzel rehber kendi medeniyetimizde mevcut. Değil mi rehber, hocam? Tabii tabii. Evet, evet. Örnek şahsiyetleri okumamız lazım. Rol modellerimizi, tabii, rol modellerimizi. Günkü modern ifadeyle hocam. Tabii. Rol modellerimiz gerçekten çok önemli hocam. Tabii rol modeller okumak lazım. Bizim zaman zaman gençler geliyor, fakültedeyiz, orada görev yapıyoruz. İşte danışanlar oluyor. Onun için dedik ki ya gençlerimize bir şöyle bir makale yazalım. Yani onlara yol göstersin. Birçok genç geliyor. Hocam nasıl çalışacağız, nasıl edeceğiz? Kimisi lise sonunda geliyor. Kimisi lisanstayken fakülte yıllarında geliyor. Kimisi yüksek lisans için soruyor. Ya da doktora için neyse. Yani gençlerimize böyle bir rehber olacak, yol gösterecek bir makale yazma niyetiyle öyle bir yola çıktık. Daha sonra Cenab-ı Allah bize bir kitap nasip eyledi. Ya niyet halis olunca tabii, hocam tabii. Böyle bir şey olunca. Tabii tabii. İslam medeniyetinin örneklerle kişiliği inşa etme sanatı diye gençlerimize, bizi dinleyen insanlarımıza tavsiye ederiz. Yani birçok konuyla alakalı hem nasıl başarılı oluruz hem de bu başarıyla beraber maneviyatımızı nasıl güçlendiririz. İkisini bir arada İslam medeniyetinden kendi alimlerimizin hayatından örneklerle gençlerimize aktarmaya gayret ettik. Burada hocam mesela sizin en çok dikkatinizi çeken mesela bizim bu rol model olarak yani size de bu anlamda gerçekten çok böyle yani hoşunuza gitmiş ya gerçekten çok mükemmel bir hayat yani o yüzden işte belki kitabınızda birçok isim var ben biliyorum çok, hocam. Tabii. Dolayısıyla mesela onlardan sizin en çok dikkatinizi çeken hangisi oldu? Yani bir hayat tabii kolay inşa olmuyor. Yani ve dolayısıyla da biz bir yandan geçmişi hikaye ederken hani Gadamer'in de çok burada şey bir sözü var. Yani geçmiş olmadan bugün olmaz meselesi. Tabii. Yani bu geçmiş olmadan bugün olmaz meselesi çünkü bugün olmayacaksa yoksa bugün yarın da olmayacak demektir. O yüzden de bizim bu tarihsel hafızayı bu geleneksel zincir içerisinde geleneklerle bugünü anlamlandırarak bir yol bulabilme hadisesinde en çok hangisi dikkatinizi çekti hocam? Tabii çok, çok. Şu an bir fakirhane kitap çalışmamız var, örnek şahsiyetler diye. Maşallah. Allah nasip ederse yakında herhalde çıkar. İnsan kimi yazayım diye düşününce ya. Önüme 300-500 kişilik liste çıktı. Ya. Hakikaten her bakıyorsunuz alanla alakalı böyle bize ilimde olsun, sanatta olsun, fende olsun her alanda böyle çok süper örnek şahsiyetlerimiz var.
Tabi örnek şahsiyetlerin başında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Yani 23 yıllık o hayatında, peygamberlik hayatında bizim her alanımızla alakalı en güzel örnekler var. Zaten evet. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki لَقَدْ كَانْ لَكُمْ فِي رَسُولِهِ اُسْفَتُنْ حَسَنَةً Evet. Resulullah da diyor Allah'ın peygamberine sizin için en güzel örnek vardır. Evet. Örneğimizi önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alacağız. Daha sonra alimlerden, sultanlardan, Allah dostlarından hepsinde bizim için çok güzel örnekler var. Mesela İmam Buhari'nin hayatını okurken hoşuma gitti orada bir anekdot. Evet. İmam Buhari biliyorsunuz Sahih Buhari'nin müellifi. Evet. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam bizim hadis kitabımız. Hadis kitabımız değil mi hocam? En sağlam kitabımız. Evet. Yani zaten biliyorsunuz bizim iki tane büyük değerimiz var. Bunlara sahip çıkmamız adına. Efendimizin de son tavsiyesi bu Aleyhisselatü Vesselam'ın. Size diyor iki şey bıraktım. Bu ikisine sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Yolunuzu şaşırmazsınız. Evet. Kitabullah ve sünneti diyor. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Eğer bunlardan birisini çıkarırsak hayatımızda biz yolumuzu şaşırırız, kaybederiz kendimizi. Ya. Asla ve asla bu iki şeyi bırakma lazım. Allah'ın kitabı, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti. İmam Buhari de biliyorsunuz işte Sahih Buhari'nin müellifi. Tabi o ticaretle uğraşmamış ama birinde kendisine bir ticaret malı geliyor. Akşam evinin önüne yığıyorlar. Tüccarlar gelip diyorlar ki bu malları toptan alalım. Zaten evet. İmam Buhari onu tek tek satacak hali yok. Evet. Yine toptan verecek birisine. Bir şehirden bir arkadaşı göndermiş. Evet. Bir grup tüccar geliyor diyor ki sana 5000 dirhem kar verelim. Hiç sen dokunma. Oraya yığmışlar biz de sabah götürelim. Evet. Onlara bir şey demiyor. Yarın görüşürüz diyor. Çıkıyorlar. Sabah onlar gelmeden başka bir tüccar grubu geliyor. Diyorlar ki sana 10.000 dirhem kar verelim. Akşam 5.000'di 10.000'e çıktı sabah. Başka bir grup. İmam Buhari isterse hemen onlara söz de vermemiş akşam. Yarın görüşelim demiş. Tabii ya. İsterse hemen orada satabilir. Diyor ki ben diyor içimden diyor akşamkilere vermek geçti diyor. O 5.000 dirhem kar verenlere şeyi veriyor. 10.000 dirhem yani zirvede bir şey. Tabii ya. Şahsiyet. Yani bugün İmam Buhari'nin yaptığını yapacak insan vardır mutlaka yoktur diyemez insanlarımızda ama ticareti dürüst yapsak o bile yeter bize. Değil mi hocam ya? Yani dürüst yapsak aslında o bile yeter. Aslında bizim ticaret hayatımıza ne kadar da büyük bir örnek bir hadise değil. Niyetimi bozmayayım diyor sadece. Sadece yani bu ne demek? Yani o 5000 dirhem benim için çok da önemli değil manasına getiriyor biraz da. Yani çok niye? İçinden geçen niyet sadece. Başka bir anekdot. Cüneyd-i Bağdadi, Allah dostlarından Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri birisi geliyor diyor ki dert yanıyor. Evet. Efendim diyor bu zamanda diyor insanın derdine ortak olacak, sıkıntısını giderecek, hüznünü paylaşacak. Dost kalmadı diyor. Yok. Tabi bu zaman dedi 1200 sene önce. Değil mi hocam? Yani bugün hala aynı şeylerden dert yanıyoruz ama diyorsunuz aynı hocam. Şey toplum insanlar hep aynı insan tabii. Evet, çok. 1200 sene önce bunu söylüyor. Yani bu zamanda evet. Diyor. Şimdi de biz hep başlıyoruz da bu zamanda şöyle evet. Oldu, böyle oldu. O da orada güzel bir cevap veriyor. Diyor ki evladım diyor. Eğer senin sıkıntına ortak olacak, derdine katlanacak, üzüntünü alacak insan arıyorsan bu devirde bulamazsın diyor. Ta o devir için. Ama diyor, cevabı çok güzel. Ama sen derdine ortak olacağın, sıkıntısını gidereceğin, hüznünü paylaşacağın insan arıyorsan çok öyleleri diyor. Ya. Evet. Çok güzel bir hayat dersi veriyor. Tabii. Hep başkalarından beklemeyelim. Bazen de biz gidelim. Aynen öyle. Kimin derdi var, kimin sıkıntısı var gidelim bir paylaşalım. Çünkü paylaşmak üzüntüyü hafifletir, sevinçleri çoğaltır. Hani bizim hep böyle şey bildiğimiz var ya, o bana onu hatırlattı hocam. Hani kim var dendiğinde hemen ortaya atılacak bir durum olma değil mi hocam? Yani hep karşıdan beklemeden bir rol alma meselesi. Tabii, yani tabii. Bir inisiyatif alma tabii. Hali olarak aslında. Gençlerimiz bugün mesela bu sosyal medya çağında aslında bu
geri çekilmişlik mi var biraz hocam bugün acaba? Yani hani rol alma konusunda biraz böyle daha mı cesur olmak lazım? Ne görüyorsunuz siz bugünkü halde mesela? Genellikle böyle az önce de ifade ettiniz, yani eğitimin her kademesiyle muhatap olan, doktora seviyesinde bile talebeleriniz var. Dolayısıyla her kademesiyle muhatap olan bir hocamız olarak siz bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şöyle bir şey var. Mesela bizim medrese sistemine baktığımız zaman Osmanlı'da, Selçuklu'da, hı hı, biliyorsunuz ilk medrese gene Selçuklular kurmuş. Nizamül Mülk Medresesi. Evet, Nizamiye medreseleri var diyeyim hocam. Nizamiye Medresesi Nizamül Mülk tarafından, evet, kuruluyor. Yani o zamandan beri gelen sistemde talebe hocasıyla beraber başlıyor. 6 sene, 8 sene, 10 sene, uzun seneler devam ediyor. İcazetini alana kadar. İcazet demek yani diploma alana kadar. Hoca sistemi değil mi, tabii, hocam? Yani hocanın dizinin talebe, dibine çöküyor aynen, mesela. Tabii. Talebe bir hocanın dizinin dibine oturuyor. 6 sene, 8 sene, 10 sene onunla beraber ilim alırken davranış ve terbiye de alıyor. Kalp tarafını da tamamlıyor, tabii, değil mi hocam? Tabii tabii. İki tarafı da. Bura değil yani. Tabii tabii. Hem dış hem, dış hem iç. İki tarafı birden tamamlıyor. Niye? Güzel oluyor. Hocayla beraber oturuyor, hocayla beraber kalkıyor, hocayla beraber yiyor, içiyor. Ve artık 10 sene sonra o hocanın artık yeni bir versiyon olmuş oluyor. Yani hocanın toplum, hayatı bir anlamda, tabii, başka bir hayatta tecelli, tabii, ediyor değil mi? O hoca zayi olmamış oluyor. Yani. Yerine yeni bir hoca gelmiş oluyor. Yani. Bazen yeni gelen geçebiliyor da. Değil mi hocam? İmam Ebu Yusuf diyor ki 29 sene İmam-ı Azam'dan ayrılmamış. Ya. Yani hoca oluyor, gene hocasıyla irtibat devam ettiriyor. Nasıl bir samimiyet? Yani ben nasıl mezun, bir adammışlık tabii, yani hocam? Ben mezun oldum, artık oldum diye bir şey yok. Yani ben artık hoca oldum, kimseye ihtiyacım dememiştir. Hoca olmuş, gene 29 sene, hatta sabah namazlarını diyor hep beraber kıldık. Yani asla ve asla ben şöyle oldum, böyle oldum, oldum diye bir şey yok. Oldum diye bir şey yok. Geçen bir arkadaş anlattı. Tiyatrocu, tiyatro sanatçısı Altan Erkekli Bey var. Evet. Ondan anlattı, ben tabii dinlemedim de şöyle diyor. Biz diyor 40 yıldır tiyatro yapıyoruz, oldum diyemiyoruz. Ama diyor bazı gençler böyle iki tiyatro ile hemen bazen oldum havasına girebiliyor diyor. Yani olan meyve düşer diyor. Meyve oldu. Dediğimde şu oldum diye bir şey yok. Zaten oldum diyen solmuştur diye bir cümle, tabii, de hatırlıyorum, tabii, hocam. Yani. Oldum diyen tabii bitti artık. Değil hocam, yani. Tabii, oldum diye bir şey yok. Ölene kadar çalışmaya, evet, gayret göstermeye, olgunlaşmaya devam etmek gerekiyor. Geçen, evet, belki siz de okumuşsunuz. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Evet. Şair, büyük şair. Birisi yeni şiir yazmaya başlamış. Hocayı sokakta görünce koşa koşa yanına gitmiş şairi. Efendim ben şair falan demiş. O da tabii 70 yaşında insan. Ben demiş 60 yıldır şiir yazıyorum da şair olamadım. Sen demiş daha iki şiirle nasıl şair oldun? Yani oldum diye bir şey yok. Evet. Ölene kadar okumak lazım. Efendimizin de aleyhissalatü vesselam tavsiyesi bu. Hadis-i şerif öyle geçiyor. Kim diyor ilim öğrenirken, ilim talep ederken, öğrenirken ona ölüm gelirse, tabii ilimdeki maksat İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Evet. İslam'ı canlandırmak için. Hı-hı. İlim öğrenirken vefat ederse diyor, o şehit olarak ölür. Ya. Ve peygamberler arasında bir derece vardır diyor. Yani şehitlik mertebesine insan kitap okuyarak ulaşabiliyor. Onun için ölene kadar okumaya devam. Bir araya gidelim mi hocam? 3 dakika bir aramız var. Tamam. Sonra inşallah, tamam, yine ikinci bölümde devam, tabii, edelim. Tabii, nasıl istersen. Kısa bir ara. Tekrar buradayız. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümüyle beraber buradayız. Biz telefonlarınızı bekliyoruz. Bu sohbete mutlaka iştirak etmenizi bekliyoruz. Çünkü biz sizden birisiyiz. Yani bu ülkenin meselelerini, hepimizin meselelerini konuşuyoruz. Her birimizin evladını ve onların geleceğini konuşuyoruz. Dolayısıyla bence bu sohbet hepimizin sohbeti. Sizlerin de telefonlarla bu sohbete iştirakini arzu ediyoruz. 0212-395-1272 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ali Bulut hocamıza sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Kıymetli hocam, az önceki cümleniz bana mesela işte 27 yıl boyunca bir hocanın dizinin dibinde kalarak bir hayat yaşamak, bir adanmışlık aslında bu. Yani bu nasıl bir öğrencilik, nasıl bir hocalık? Bir hocalık ki hiç öğrencisini şaşırtmamış, bir öğrencilik, tabii, ki adanmışlığından hiç vazgeçmemiş, tabii, mesela. Tabii. Bu nasıl bir şeydir hocam? Yani 29 sene öyle beraber oldum diye ifade ediyor.
Yani 29 sene sonra İmam-ı Azam rahmetli olduğu zaman onun yerine topluma yeni bir hoca kazanmış oluyor. Hatta yeni bir hoca da birçok. İmam-ı Azam, Ebu Hanife, birçok talebeler var rahimahullah. Ebu Yusuf var, İmam Muhammed var, İmam Züfer var, başka talebeler var tabi. Bunlar en meşhurları. Toplum birçok değer de kazanmış oluyor. Değil mi hocam? Ama bugün o taraf biraz noksan kalıyor. Diyelim liselerde, üniversitelerde. Hoca derse giriyor, salonda, amfide, talebeyi bir saat, bir buçuk saat görüyor, odasına gidiyor, öbür başka sınıfın dersine giriyor, sonra başka sınıfın dersine derken, yani talebeyle olan şey azalıyor. Hoca, talebe beraberliği, bu sefer talebenin hocayı rol model alması da biraz zayıflamış oluyor tabii. Hocam bir telefonumuz var. Tabii. Mehmet Bey telefonumuzda. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. İsmail Bey, kolay gelsin. Ali hocama bir sorum olacaktı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii buyurun efendim. Buyurun. Hocam merhaba öncelikle. Merhaba. Hep Allah'ın varlığını ispat eden kitapları okuyarak imanın zirvesine çıkabilir miyiz? Sadece okumak yeterli mi hocam? Evet. Teşekkür ederiz. Hocam az öncekiyle beraber bizim yayınımızda inşallah anlam dünyamızı zenginleştirmek üzere bir sorunuz oldu. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Tabii insan okuyarak birçok şeyi elde eder. Hı hı. Ama bazı kitaplarda, yani bu kelam gibi, akide gibi kitaplarda okuduğumuz konuları ilim ehliyle, alimlerle, hocalarla istişaresi daha faydalı olur. Yani hı, oradaki şey yanlış anlaşılma imkanı olabilir. Evet, evet, evet. Yani ama İslami ilimlere uzmanlık yapmıştır. O okur, kendisi şey yapabilir ama İslami ilimlerde uzmanlığı olmayan kimseler tabii ki okuyacak. İnançla alakalı, akideyle alakalı kitapları okuyacak. Ama okuma halkalarının sağlam gelmesi tabii, lazım değil sağlam mi? Sağlam gelmesi lazım. Bir disiplin, bir metodolojiyle. Evet. Hem disiplin olacak hem de işin uzmanlarına danışmak lazım oradaki bazı bilgilerde. Aynen hocam. Özellikle burada da besbesiye açık kısımlar olabilir değil mi hocam? Tabii, yani tabii. Bazen bizim o çünkü görmediğimiz bir saha, tabii, bilmediğimiz tabii, bir tabii, sahaya dönük tabii. bir şey konuşurken dediğiniz tabii, gibi. Tabii yani bilmediğiniz bir sahada okurken o sahadaki uzmanlara danışmak lazım ki bir yanlış bir şeyimiz olmasın. Evet. Eyvallah hocam. Bu açıklayıcı güzel bir cevap oldu hocam. Adem Bey hatta zannediyorum. Buyurun evet. efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kıymetli hocama saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İstanbul dışında ikamet etmemizden dolayı hocamla çok görüşemiyoruz. O host sohbetlerine maalesef çok istifade edemiyoruz. Bu vesileyle hocamın host sohbetlerini bizlerle buluşturduğunuzdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. O yüzden bu sohbet inşallah. Hepimizin sohbet ediyoruz zaten inşallah. Eyvallah, eyvallah. Bilmiyorum tabii sohbetimizin devamında gündeme gelecek miydi ama ben şunu sormak istiyorum Sayın Hocama. Son zamanlarda gençliğin deist olduğu, deizmin çoğaldığı özellikle gençlerde. Acaba gençlerde kişilik inşası noktasında nerelerde hata yapılıyor ki bu deist olma, gençlerin deizme yönelmeleri artıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu güncel ederiz. Bir tartışma tabii hakikaten. Evet. Bu sekülerizme doğru kayma, bu mevzular biraz gündemde olan konular. İnşallah hocamızdan bu konuyla ilgili aydınlatıcı bir şeyler dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim katkınız için. Çok sağ olun. Evet. Buyurun. Tabii demek ki soruyu tam tamamlamadık. Aslında beraber insanı, belki bir yere bağlayabiliriz. Ona da bağlayalım. Evet, evet. Yani insan biz mümin anne babada meydana geldi. Mümin olarak geldik. Yani Allah'ın varlığıyla alakalı yani deliller bulalım falan diye öyle bir derdimiz de olmadı. Değil mi hocam? Hani bir tane deniyor ki bir tane işte falan şahıs Allah'ın varlığını 100 delille ispat ediyor diye bir yaşlı bir hanıma diyorlar. Ben diyor hiç delille ihtiyaç duymadan iman ediyorum diye. Ya. Çünkü imanda nasıl diyelim, iman gönül işi, gönül işi olan bir şey. Yani İslam'a giren insanlar, yani bir sürü Allah'ın varlığına alakalı deliller var, kelam kitaplarında geçer. Ama bu delilleri
kaç kişi okuyacak, kaç kişi anlayacak? Onları okuması, anlaması ancak uzmanların işi. Değil mi hocam? Tabii tabii. Yani mesela burada hocam sizin cümlenizden hareketle hocam ondan mülhem şöyle bir şey aklıma geldi. Yani felsefede de zaten aslında bu temel tartışmalardan bir tanesi. Yani iman ederek işi halletme meselesi. Tabii, tabii, tabii. Çünkü bazı yerlerde mesela görünen kısımlar, Allah'ın bizim hayatımıza sunduğu, gözümüzle gördüğümüz, müşahede ettiğimiz o kadar kuvvetli şeyler var ki, bu kuvvetli şeyler zaten bizi öyle bir yere taşıyor ki, tabii, onun bizim görmediklerimize dair, meleklere dair, değil mi hocam? Tabii, işte tabii. Görmediğimiz sahaya dair verdikleri bilgi bile bizim için o zaman iman ederek halledilmesi gereken. Tabii, tabii. Yani Allah'a bir varlık ve delil arama işini bir yerde tamamen böyle farklı bir yere taşıyarak, tabii, bizi vesveseye düşürecek, belki bu anlamda bizi çok farklı sorgulamalara götürecek bir yerde tutmadan, dediğiniz gibi aslında çok net bir yere de çıkabiliriz aslında, tabii, belki tabii, değil mi hocam? Tabii. Evet. Yani fakat bizim, o alanda uzman olan, o felsefi taraftan tartışma olan, danışmak lazım, çok, onlara çok sormak önemli. Lazım. Bravo hocam. Ama bizim diyelim şu an dünyada 2 milyar yakın Müslüman var. Yani delil bularak bunlar Müslüman olmuş değil. Anne babadan doğmuş, Müslüman bir aile doğmuş ve Müslüman olarak devam ediyor. Tabi bazı insanlar delil arayabiliyor. Onlar da demin söylediğimiz gibi uzmanlarla beraber ya da ilgili kitapları uzmanlara danışarak kendisine uygun kitabı seçmesi gerekiyor. Yani hangi kitabı seçeceğini. Çünkü onunla, o konuyla alakalı kitap çok. Şimdi deizmle alakalı demin Adem hocamız sordular. Yani şu an sosyal medyada çok konuşuluyor. Yani deizm çok gençler arasında arttı falan gibi. Tabi bir de hocam biraz böyle burada, yani burayı da belki, yani çok siyasi veya politize olmuş bir boyutundan değil ama yani biraz da belki İmam Hatipleri bu işin merkezine koyarak da bir haksızlık da yapılıyor mu hocam? Yani evet, abartı var biraz. Biraz değil mi yani, hocam? Çünkü yani, İmam Hatip... Buna kulağımızı kapatmayalım ama tabii, bir yerde de bunu doğru bir mecrada tartışmak belki. Yani İmam Hatipler'de deist olacağını sanmıyorum. Evet. Olmaz. Nadiren belki olabilir, yani kesin de %100 demeyelim de nadiren belki çıkabilir ama İmam Hatipler'de olmaz. Onu kim söylüyorsa yanlış ifade ediyor. Artık evet, araştırma ya da anket neyse masa başında mı yapılıyor, kasıtlı mı yapılıyor, toplumu yönlendirme için bilemiyorum onlara. Tabii nasıl yapılır da. Toplumda işte gençlerde deizm çok aşırı artıyor gibi, evet, böyle işte. Bazıları bunu kabul etmiyor. Yani birilerinin projesi olarak da söylüyorlar. Birileri bunu kasıtlı olarak böyle topluma yayıyor ki, ama tabii bu şu manaya gelmiyor. Yani tamamen önemsemeyelim, bırakalım manası gibi. Tabii ki bunları da dikkate almak gerekiyor. Gençlerimize yardımcı olmak gerekiyor. Tabii deist ne demek? Bir kere onu tarif lazım. Değil mi hocam? Deist demek, Allah alemi yaratmış karışmaz. Allah alemi yaratmış karışmaz. Yani peygamberi kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor, hiçbir şeyi kabul etmiyor. Deist bu. Yani şirk bir yerde aslında. Yaşayan hiçbir ahkamını, değil mi hocam? Tabii, tabii. Allah'ın hiçbir hükmünü kabul etmeden sadece varlığı var ama hiçbir şeye karışmıyor. Ebu Cehil de öyle. Mekke'deki müşrikler de öyle. Allah'ı kabul ediyor, Allah var diyor ama peygamberi kabul etmiyor. Evet. Bizim gençlerimizde yani çok da yaygın olduğunu sanmıyorum ben. O, ben de yani burada bir ajitasyon, bir orada bir abartı var. Birileri artık bu işe dikkat çekmek için mi yapıyor yoksa başka planlar mı var bilemiyorum ama yani abartıldığı kadar değildir. Ama bu da şu manaya gelmiyor. Yatalım uyuyalım da hiç ilgilenmeyelim o gençlerimize manasına gelmiyor. Yani aslında gençlerimizde yani din eğitimi biraz daha erken yaşlara başlaması lazım. Değil mi hocam? Tabii tabii. Yani genelde derler ya çocuk birçok şeyi 3-6 yaş arasında alırlar. Yani o yaşlardan itibaren başlamak lazım çocuklara din eğitimini vermeye. Evet evet. Çocuk Allah'ını öğrensin, peygamberini öğrensin, kitabını öğrensin. Yani inancı oluşturan o temel değerleri, sabiteleri o yaşta vermek. O mayanın çalındığı yer değil mi hocam? Tabii, yani tabii. Artık o saatten sonra hakikaten tabii, özellikle 3-6, 6-12 yaş mesela süreçleri tabii, gerçekten dediğiniz tabii gibi hocam. Özellikle anne babanın da çok büyük bir rol alması gereken,
ilk öğretmenlerin, hocalarının olduğu bir süreç. O yüzden de hakikaten bunun böyle olmasında fayda var. Yani bu tabii hocam uzun bir dönemde tabii tartışılacak belki bir konu. Yani bu açılmış oldu bu konular. Ama gerçekten de belki birileri bunu maksatlı bir şekilde de bizi gündemimiz olmayan konularla da çok meşgul ederek aslında bizi gerçek gündemimizden koparmaya çalışan bir zihniyet de olabilir değil mi hocam? Olabilir. Çünkü bugünlerde çok malum çok farklı sorunlarımız var. Bu sorunlarımıza ve odaklanmamız gereken bir takım sorunlarımıza karşı bizi daha farklı bir noktada tutarak gücümüzü azaltmak, zayıflatmak derdinde olan bir takım zihniyetlerin de ortaya atmış olduğu sorular olabilir. Belki bu soruları dediğiniz gibi daha ihtiyatlı karşılayarak ama asla kulak ardı etmeden, bunu bir paranoyaya dönüştürmeden değil mi hocam? Her şeyden önemlisi. Onların ekmeğine yağ sürecek bir zemine de taşımadan. Çünkü öyle zannediyorum ki değil mi hocam, hani bir şey, yani kötü bir şeyi çok fazla konuştuğunuzda da bunun reklamına hizmet etmiş oluyor. Çok fazla dinlendirmektir, reklam manasına geliyor. Bizim inancımızda değil mi hocam, böyle bir şey de vardır. Yani kötü bir şeyi çok anlatmamak. Yani onu mümkün mertebe daha farklı bir zeminde ve daha toplumun geneline açılmış, açık ortamlarda değil de biraz daha lokal mesele gibi bunu arka planda tartışarak ve orada çözmek. Tabii. Yani çünkü genele yaymakta da arızalar var diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii bir şeyi çok fazla böyle dile getirmek bu sefer hiç aklında olmayan insanlara da onu aklına getiriyorsun. Bu sefer hoşuna gidebiliyor bazen. Tabii ki. Bu nedir? Bir yola düşüyor belki tabii, değil mi hocam? Tabii. Onun için gençlerimize tavsiyemiz, Allah muhafaza, yani deizm, meizm gibi böyle bilmediğimiz bir kavramla ifade ediliyor. Aslında deizm demek şirk demek. Değil mi hocam? Müşriklik demek. Evet. Ya. Aman anne babalar, çok gençlerimiz çok dikkat etsinler. Allah muhafaza, iman gidiyor, ya. Ahiret tehlikeye gidiyor. Hani Allah'a kabul ettik, işte kurtardık. Allah var, peygamber kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor. O zaman çok büyük tehlike, Allah muhafaza. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Yani anne babalar tabii gençlerimize, çocuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Çok doğru hocam. Yani sınırlar koymak değil mi hocam? Tabii. Belli sınırlarda da onları kontrol etmek çok önemli. Tabii. Allah razı olsun. Hocam şimdi burada mesela sizinle bizim biraz daha açmak istediğimiz boyut tam da sanki üzerine de gelmiş gibi oldu aslında. Yani bu istişare. Yani gençlerimiz bugün yeteri kadar mesela tecrübe sahiplerinden, ilim ehlinden istifade etme anlamında bir istişare mekanizmasını yeteri kadar işletebiliyor mu? Yani bizim o inancımızda ve tarihsel kodlarımızda olan bu süreç hakikaten sağlıklı işliyor mu sizce? Tabii şimdi demişler ya, danışan dağları aşmış, danışmayan düz ovada yolunu şaşırmış derler. Evet, çok çok güzel bir söz. İnsan danışarak gittiği zaman daha fazla zamanla, daha fazla enerji harcayarak gideceği yolu daha kestirmeden gidiyor. Değil mi hocam? Bir şeyi de bile, bilmediğiniz bir adresi navigasyona baktığınız zaman, navigasyon artık danışman gibi. Değil mi hocam? Yol danışmanı. Navigasyona baktığınız zaman en kestirme, trafiği olmayan, kazası olmayan, ne bileyim kapalı olmayan yoldan sizi götürüyor. Evet. Gençlerimiz de önemli konularda mutlaka hocalarına, ailelerine danışması lazım. Danışmadan iş yapıldığı zaman ileride pişmanlık oluyor. Kesinlikle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: "Ma khabe men istihara ve ma nedime men istişara" buyuruyor. İstihare yapan zarar etmez, hüsrana uğramaz. İstişare yapan, danışan da pişman olmaz diyor. Ya. Danışmanlık çok önemli. Evet. Gençlerimizin mutlaka her önemli işlerinde bilenlere tabii. Herkese danışılmaz. Herkese danıştığı zaman kafa karışır. Değil mi hocam? Mutlaka o işten anlayanlara, o işin uzmanlarına danışmaları gerekiyor. Ömer bin Abdülaziz ile alakalı şöyle bir şey anlatılıyor. Biliyorsunuz Ömer bin Abdülaziz 4 halifenin 5.'si kabul edilmiş. Hazreti Ömer'in torunu, adaletli bir halife. Döneminde değil mi hocam? Döneminde, o zekat müessesesinin çok iyi işlediği bir... Yani zekat süper işliyor. Zekat verecek, fakir kalmayacak bir derece gelmiş şey. Evet, evet. Ve tabi hazine konusunda çok sıkı birisi. Devletin bir gramını dahi israf etmiyor. Beytülmal'e sadık değil tabii, mi tabii. Bir gramını israf etmeyen birisi. Ama Ubeydullah isimli bir alim var, danışmanı. Ona çok para verilmiş. Demişler ki, efendim demişler, yani niye siz demişler hazine konusunda çok sıkısınız. Ama demişler Ubeydullah'a çok açılıyorsunuz. Fazla maaş veriyorsunuz, fazla para veriyorsunuz. Demiş ki, ben demiş o Ubeydullah'la yaptığım
istişare, danışma sonucunda hazineye demiş binlerce dinar para kazandırıyorum demiş. İstişarenin faydası. Ya. Bu maddi faydası tabi. Binlerce dinar para kazandırıyorum. Onunla istişare benim aklıma yeni fikirler getiriyor diyor. Konuşunca dinliyor, başka fikirler aklına geliyor. O da tabii gene maliyeye, hazineye para kazandırıyor. Onunla istişare edince diyor, kalbime huzur geliyor diyor. İstişarenin başka bir faydası da insanı rahatlatıyor. Kalbime huzur geliyor, sıkıntılarım gidiyor ve diyor onunla istişare bana aynı zamanda edep öğretiyor, davranış öğretiyor. Ya. Yani bir istişarede 4-5 tane birden fayda var. Evet. Bir siyasetnamede okumuştum hocam. Bu arada bir 2 dakika zamanımız falan var herhalde. Hocam gördüğünüz gibi çok sohbet lezzetli oluyor. Evet, çok hızlı çabuk geçiyor. Bitti. Çok çabuk gidiyor hocam. Daha başlamadık tam. Göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor. Evet. Hakikaten burada bir siyasetnamede de okumuştum. Diyor ki yani bir devlet adamı çok fazla aşırı derecede danıştığı insan olmamalı. Danışmanları işin ehli ve belli sayıda olmalı falan gibi bir şey vardı. Çünkü aşırı aynı konuyla ilgili birçok kişiye danışma meselesi gerçekten de kafa karışıklığı yapabilir ve istikameti sarsabilir. En güvenilir olanından işte bir belli bir konuda danışacaksak. Farklı konular tabii var. Bir sürü konu var. Ama her konuda işin ehliyle ve az sayıda insanla belki yürümek. Tabii. Onu kastediyor zannediyorum. Tabii. Hocam birkaç cümleyle de mesela şu sebat etme ve planlı olma meselesinden de inşallah bir iki dakikamız var. Bu şekilde kapatalım programımızı hocam inşallah. Yani bugün gençlerimiz de gördüğümüz hususlardan birisi de sabırsızlık var. Hı hı. O işe başlıyor, hemen usanıyor ondan, öbürüne başlıyor, çabuk usanıyor, öbüründen başlıyor. Halbuki sebat olmadığı zaman peşinden bir başarı gelmez. Demişler ki, men sebete nebete. Sebat eden yükselir demişler. Sebat eden yükselir. İnsan bir işte yoğunlaştığı zaman artık o işte yavaş yavaş belli bir seviye, bilgi seviyesine gelir. Değil mi? Ama biraz ona girdi. Bunlar o zaman ne oluyor? Hiçbirisini yapamıyor. Cemil Meriç'in güzel bir sözü var. Diyor ki deha diyor tek başına yeterli olan bir şeydi. İnsan dahi olabilir. Ama diyor sebatı yoksa hiçbir şey yaramaz. Onun için diyor insan diyor sebat diyor kişi sebat ederse o sebat diyor dehanın yerine geçer. Burada şunu da hatırlatalım gençlerimize. Hem tabii sabırla alakalı, sebatla alakalı Halil bin Ahmet alimlerimizin şöyle bir sözü var. Eğer diyor herhangi bir işte en iyi olmak istiyorsan diyor tek bir yoldan yürü diyor. Hmm. İşte tek bir yol demek sebat demek. O yolda sebat etmek demek. Çok fazla oraya gir, buraya gir, buraya gir. Bu sefer o da yarım kalıyor, bu da yarım kalıyor, öbür de yarım kalıyor. Her şey olacağım diyen hiçbir şey olamıyor gibi. Tabii, bir şey oluyor değil mi tabii. Hocam yani? Onun için girdiğimiz yolda sebat lazım, sabır lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraber insan sabrederse o da bereketi de gelir inşallah. Evet elhamdülillah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok lezzetli oldu. Ben de vaktinin nasıl geçtiğini anlamadım. Çok müstefit olduğum bir sohbet oldu hocam. Şahsen kendi adıma. İnşallah izleyicilerimiz için de öyle oldu. Efendim haftaya tekrar yeniden bu stüdyolarda Akit TV ekranlarında buluşmak ümidiyle yeni bir sohbet konusuyla karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum.